Selam videoya hoş geldin. Bugün sizlere Valorant'ta nasıl 2,5 haftada gümüşten elmasa çıkabildim bundan bahsedeceğim. Umarım izlerken siz de eğlenir, keyiflenir ve bilgilenirsiniz. Başlamadan önce videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Hadi videoya geçelim. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Ben bundan önceki sezon bronzdum ve hesabı altına çıkarmıştım. Bronz yapan ben değildim tabi. Sonra hesap alttayken sezonum bitmişti ve ondan yaklaşık 1,5-2 hafta sonra da elmas oldum. Yapımı çok basit. Dediğim gibi. ilk olarak asla ama asla birbirinizi bait demeyin Gerçekten düşük elonun en büyük problemlerinden birisi bu. Geçen attığım videoda da gösterdiğim gibi. Adam oturmuş mesela diğer adamın girmesini bekliyor. Ve bunu yapan kişi sayda açması gereken entry. Hadi entry'liğini geçtim. Başka birileri de olabilir bunun için. İşte Viper olur, Sky olur, Mkay olur. Adam flash'ını atıyor. Bekliyor birisi girsin. işte Viper girsin vesaire. Beraber oynayış yok. İkincisinin beraber yapalım dediği yok. Bu yüzden birbirinizi beytlemeyi bırakın. Misal ben en çok kazanmaya başladığım zaman şöyleydi. Giderdim. Jet kitledim. 40-50 vurdum. Ama kaybederdim. Ama onun yerine jetle 15-20 vurmaya başladım. Çünkü hem karşı takımın eğimi daha iyi oldu benimkine göre. Hem de biraz daha etrafta kill toplamak yerine sayda açmaya odaklı oynadım. Yani sayda açıp adamlara info verip ölüyordum. Genel olarak ölmelerim de fazlaydı. Ve böyle böyle yapı yapı işte takımı en azından round'a alıyordu. Bir şey oluyordu. Bitiyordu durum. Bu yüzden olabildiğince takımınızla, takımınızla beraber infolu ve daha rahat oynamaya çalışın. Birbirinizi beyitleyerek değil. Şimdi gelelim asıl meselemize. Gümüşten altına nasıl çıktım? Aslında bunun çözümü diğerlerine göre çok basit. Çünkü yapmanız gereken şeylerden birisi bol bol eğim çalışmak. Diğer ranklara göre tabi her rankta eğim çalışmanız gerekiyor. Ve oyun takibi etmek. Yani oyun takibi dediğim şey nedir? Mesela karşı takımın jeti genelde her zaman aynı açıdan mitten size bakar veya adam bakar veya karşı takımın Reyna'sı lurk atmayı seven bir Reyna'dır. Çünkü gümüş eloda genelde çok görüyorum. Adam Reyna oynayıp arkada bekleyip lurk atıyor. Ulan Reyna'sın sen. Neyse yani dediğim gibi oyunu takibini etmeyi bilin. İşte atıyorum gidip Cypher veya Kijo oynayıp hep aynı sayda kurulmayın. Veya genel olarak karşınızda eğer Cypher veya Kijo geldiği zaman fark edersiniz. Her zaman aynı sayda kurulurlar. Bunlara dikkat edin bu yüzden. Adam 10 10 round geçse bile ne o B'de kalmaya devam ediyor. Adamlar 10 round giriyor. Git bir defa A'ya kur yani setup'ını ne olacak? Gümüşten çıkmanın en basit temellerinden birisi bu. Gelelim altından platine nasıl çıktım. Açıkçası bu elmastan yüceliğe çıkmaktan bile daha zordu. Fakat başardık. Bunun en temel sebeplerinden birisi de kendinize iyi oynayan bir duo bulmanız gerekiyor. Duo gerçekten çok etkili bu rolde. Hem sizi tamamlıyor hem de hani takımı taşıma şansınız daha çok artıyor. 1 ve 9 yerine 2 ve 8 atıyorsun. Ve bir yandan takımıma için beyitlemeyi bıraktım. Yani aynı zamanda yapmam gereken şey saydı açmaktı. Sayda açıyordum ve buraya ölüyordum. Direkt bırakıyordum. Oradan sonra zaten sayda açtım. Artık kalın takımımda. Takımımda kalanını hallediyordu. Ben sadece geçip adam vurup gidiyordum. Böyle böyle yapı yapı açıkçası kolay bir şekilde çıktım. Çünkü kimseyi beyitlemiyordum ve eğimime de güvendim. Güvenerek de sideleri açıyordum. Tavsiyem açıkçası burada eğer entry iseniz eğiminize güvenin, eğiminize çalışın. Gerçekten entry main olmak istiyorsanız da eğiminize güvenip aim'inize çalışın ve gidin oynayın abi. Gidin sayede orada şovunuzu yapın. Takımınız smoklarınızı atsın, onu atsın, bunu atsın. Kendinize bir smoke main bulun doğu olarak da mesela. <laughs> Smok smoke ve entry çok büyük ikili bu. Yani başka türlü açıklayamam ben bunu. Açıkçası gold'dan platada en basit çıkma yollarından birisi budur. Çünkü genel anlamda gold'lar retake'i çok iyi bilmiyor. Rotate'i de çok iyi atamıyorlar. Hiç kimse lurk atan birisini kontrol etmiyor vesaire. Beklenmedik olun aslında daha çok. Beklenmedik olmak ve eğer entry oynasınız entry'yi adam gibi eğiminizi güvenerek sayda açmaya çalışarak oynamak. Doğu bulmak. Bu üçünü yapıp çok rahat bir şekilde gold'dan da çıkabilirsiniz. Gelelim plattan elması nasıl çıkacağınıza. Açıkçası bunun da iki çeşidi var. Onu nasıl söyleyebilirim derseniz birisi oyunun derecelendirme sistemi diğeri de sizin yapabileceğiniz şeyler. Oyunun derecelendirme sistemini ele alırsak buna en önemli örneklerden birisi şu olacak. Skillleri lütfen doğru kullanın. Yani bilmediğiniz çarları alıp salak salak yerlerde skill basarsanız elbette sizin MMR sisteminiz bir o kadar düşüp takımınıza da o skillleri doğru düzgün kullanmayı bilmeyen insanlar geliyor. E haliyle de doğal olarak o maç direkt lose'a doğru gitmiş oluyor. Bu yüzden lütfen bildiğiniz çarları alın ve skillleri ne kadar doğru kullanabileceğinizi öğrenin. Bakın bu kastettiğim şey lineup kesinlikle girmiyor bu arada. Dediğim gibi bunu öğrenin. Bir diğeri de bu kastettiğim şey hemen öyle 5 maçta olacak şeyler değil. Bunlar en az bir 10-15 maçta sürecek. Ama 10-15 maça yaklaştıkça da daha çok kazanmaya başlayacaksınız. Sizin yapabileceğiniz şeyler de şunlar. Bol bol game sensinizi geliştirmeye çalışın. Gerçekten game sensinizi geliştirdiğiniz zaman çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki çok hızlı rank atlıyorsunuz. Ben gidip çok fazla MVP olmuyordum eskisine göre ama çok daha hızlı bir şekilde rank atladım. Sizin de yapmanız gereken şeylerden birisi game Neymsensizlik geliştirmek olmalı. Benim düşüncem bu. Dostlarım videoyu izlerken umarım bilgilenmiş, eğlenmiş ve keyiflenmişsinizdir. Videodan çıkarken videoyu beğenip abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bu arada Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Aşırı güzel ortam. Sesimi biraz böyle çekici yaptım. Nasıl olmuş bu arada? Kesin çok kötü oldu şu an. Ses kaydından sonra dinleyeceğim. Hadi görüşürüz.